Kristal Küre Masalı. Bir zamanlar bir büyücü kadının 3 erkek çocuğu vardı. Oğlanlar birbirine çok düşkündü. Ama kadının onlara pek güveni yoktu. Günün birinde gücümü elimden alırlar diye korkuyordu. Bu yüzden en büyük oğlunu kartala dönüştürdü. Artık onun yuvası kayalık dağların tepesindeydi. Ara sıra geniş daireler çizerek aşağılara doğru süzülüyordu. Ortanca oğlunu balinaya dönüştürdü. O da denizin derinliklerinde yaşıyor, ara sıra su yüzüne çıkıp ta yükseklere kadar su fışkırtıyordu. Her ikisi de günde 2 saatliğine yine insan kılığına bürünüyordu. Üçüncü oğlan bir ayıya ya da kurda dönüştürülmekten korkarak gizlice evden kaçtı. Bu arada Altın Güneş Şatosu'nda büyüye uğramış bir prensesin bu büyüden kurtulmak için beklemekte olduğunu duydu. Ancak bu büyüyü bozmaya çalışanlar başarısız olarak işkence içinde hayatlarını kaybetmişti. Bu uğurda ölenlerin sayısı 23'ü bulmuştu. Bundan böyle büyüyü çözmesi için tek bir kişiye izin verilmişti. Daha başkası kabul edilmeyecekti. Korku nedir bilmeyen genç oğlan Altın Güneş Şatosu'na gitmeye karar verdi. Uzun bir süre yol almasına karşın şatoyu bulamayarak büyük bir ormana dalıverdi ve bu ormandan çıkış yolunu da bir türlü bulamadı. Derken uzakta 2 tane dev gördü. Devler işaret yaparak onu çağırdı. Delikanlı onların yanına gitti. Devler, "Bir şapka yüzünden tartışıyoruz. Kime ait olduğuna karar veremedik. İkimiz de aynı güçteyiz. Birimiz diğerini yenemiyor yani. Ufak adamların kafası bizimkinden daha iyi çalışır. Onun için kararı sana bırakıyoruz." dediler. "Eski bir şapka yüzünden neden dalaşıyorsunuz ki?" diye sordu oğlan. "Sen bilmezsin, bu şapkanın bir özelliği vardır. Bu bir dilek şapkasıdır. Bu şapkayı kafasına geçiren nereye gitmek isterse anında orada olur." diye cevap verdi devlerden biri. "Ver bakayım şu şapkayı," dedi oğlan. "Ben buradan biraz uzaklaşacağım. Size seslendiğim zaman koşmaya başlarsınız. Kim önce benim yanıma varırsa şapka onun olur," dedi. Ve şapkayı kafasına geçirerek oradan ayrıldı. Ama bu arada prensesi aklından geçirerek devleri tamamen unuttu. Bir keresinde derin derin iç çekerek, "Ah, keşke şu anda Altın Güneş Şatosu'nda olmuş olsaydım," diye söylendi. Bu sözcükler dudaklarından dökülür dökülmez kendisini dağın tepesindeki şatonun kapısı önünde buluverdi. Kapıdan içeri girdi. Tüm odaları dolaştı. En son odada prensesi buldu. Ama onu görür görmez dehşet içinde kaldı. Kızın suratı bumburuşuktu, gözleri bulanıktı, saçları da kızıldı. "Güzelliği dünyaya ün salan prenses sen misin?" diye haykırdı oğlan. "Ah, bu benim gerçek yüzüm değil. İnsan gözüyle bakıldığımda böyle çirkin görünüyorum. Aslında nasıl biri olduğumu görmek istiyorsan şu aynaya bak. Bu ayna yanıltmaz. O benim gerçek suratımı yansıtacaktır," diyen genç kız aynayı oğlanın eline verdi. Delikanlı aynaya bakınca dünyanın en güzel kızını gördü ve onun üzüntüden nasıl gözyaşı döktüğüne tanık oldu. "Büyüyü nasıl bozabilirim? Ben bunda korkulacak bir taraf göremiyorum," dedi oğlan. "Kristal küreyi bulup onu büyücü kadının yüzüne yaklaştırabilirsen büyü bozulur. Ben de gerçek yüzüme kavuşurum," dedi genç kız. "Ah, başkaları bunu denedi ama başaramayıp öldüler. Bak delikanlı, bana acıdığın için kendini tehlikeye atma lütfen. Öyle olduğunu seziyorum. Beni kimse durduramaz ama söyle bana,
ne yapmam gerekiyor?" dedi oğlan. "Peki, söyleyeyim," dedi prenses. "Şatonun bulunduğu dağdan aşağı inersen, bir su kaynağının başında yabani bir boğa göreceksin. Onunla savaşacaksın. Onu öldürebilirsen, bu hayvandan vahşi bir kuş türüyecek. Bu kuş, karnında ateşten bir yumurta taşımakta. O yumurtanın sarısının içinde kristal bir küre gizlidir. Ama o yumurtayı düşürmeyecektir. Sen onu düşürtmeye çalışırsan o yere düşer. Düşer düşmez alev alır ve yanındaki her şeyi ateşe boğar. Yumurta eriyip gider. Kristal küre de onunla birlikte yok olur. İşte o zaman tüm gayretler boşa gider." Bundan sonrasında delikanlı su kaynağının olduğu yere gitti. Yabani boğa burnundan soluyarak böğürdü. Uzun bir çatışmadan sonra oğlan kılıcını hayvanın karnına sapladı. Boğa yere düştü. Aynı anda bu hayvandan önce bir kuş türedi. Uçup kaçmak istedi. Ama oğlanın abi kartal hemen onu kovalayarak üzerine saldırdı ve gagalamaya başladı. Bu arada kuş yumurtayı düşürdü. Ama yumurta denize değil de sahildeki bir balıkçı kulübesinin damına düştü ve başladı alev alarak yanmaya. Aynı anda öbür kardeş, yani balina, su yüzüne çıkarak fışkırttığı suyla ateşi söndürdü. Ateş sönünce küçük oğlan yumurtayı aradı ve buldu da. Erimemişti. Ama önce ateş, sonra da soğuk su değdiği için kabuğu çatlamıştı. Böylece kristal küreyi bulup alması zor olmadı. Delikanlı bu küreyi eline alıp büyücünün yüzüne yaklaştırınca kristal küre şöyle dedi. "Bundan böyle benim kudretim kalmadı. Artık sen Altın Güneş Şatosu'nun kralısın. Kardeşlerini yine insan kılığına sokabilirsin," dedi. Bundan sonra delikanlı hemen prensesin yanına gitti. Onun bulunduğu odaya girince, karşısında dillere destan olmuş güzelliğiyle genç kız durmaktaydı. İkisi de büyük bir neşe içinde karşılıklı yüzük taktılar ve sonrasında da evlenerek mutlu mesut yaşamaya devam ettiler. Masalımız burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.